O yıllarda azınlığın hakikaten kara günleridir. O dönem için çok sert bir yaklaşımmış çünkü. Evet. Türk hükümetinden destek hiç gördünüz mü? İlk dünya üzerinde Batı Trakya Türk Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti. burada kurulmuş Tam oldu. onu soracaktım. Batı Trakya denilen yer nedir? Edirne'den öte Yunanistan sınırında bu Türkler ne yapıyor? Hakikaten birçok kişi bilmiyor. Azledildi. El çektirildi okullardan, bu öğretmenlerden. Neden oluyor bu tarz şeyler sizce? Bizim bir Yani hakkı, amaç... uzun vadedeki amaç buradaki Türklüğü unutturmak. Anladım. Yani Türkiye'deki müfredata göre eğitim almış kişilerin buradaki öğrenci yetiştirmesinin önünü kesmek belki de. O açıdan öyle olabilir. Öyle bir amaç olabilir yani. Daha sonra tabii ki burada başka şeyler de 84 yıllarına geldiğimiz onu daha sonra anlatırım. Buradaki 1928 yılında kurulmuş olan Gümülcine Türk Gençler Birliği, o yıllarda yine kurulmuş olan İskeçe Türk Birliği ve Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği zannedersem 1936 yılında kuruluyor. Yıllarca 1980 yılına kadar hiçbir problem yaşanmamasına rağmen ve bu azınlık kurumları ve kuruluşları hiçbir Yunanistan devletine hiçbir şekilde bir problem çıkarmamalarına rağmen sadece kelimelerin başlıklarında, tabelalarında Türk kelimesi olduğu için buradaki yerel toplum arasında nifak yahut da ikilik yaratabilme tehlikesinden dolayı bunlar kapatıldılar. Bunlar 1983-84 yıllarında, 85 yıllarında o zamanlar oluyor. Ama biz geriye dönersek yani bu junta yıllarına, o yıllarda azınlığın hakikaten kara günleridir. O günlerde. Bir de bu Kıbrıs Harekatı konusu da aynı şeyin içine giriyor. Peki burada bunlar olurken Türk hükümetinin bu topraklar üzerinde hiçbir yaptırımı olamıyor muydu? Ya da burada yaşanan bu sıkıntılardan o dönemki iktidar partinin ne kadar haberi vardı devletin? Ya da oldu mu bir çalışma, ne yapılabildi? Hani sonuçta vatandaş olarak Yunanistan vatandaşı olsanız da burada Türksünüz. Bir Evet. azınlık hakları denen bir şey var. Hepsinden önce insan hakları denen bir şey var. Şimdi çatıyı tamir etmemize izin vermiyorlar dediğiniz zaman ne demek bir çatının tamir edilmemesi ya? Hani bu Nazi kafasıdır yani. Böyle bir şey olamaz. Faşist bir Evet. yaklaşım bu. Ki Yunanistan gibi medeni, Demokrasinin beşiği. demokrasinin beşiği olarak bilinen bir ülkeye hiç yakışan bir hareket değil o dönem için. Hani şu anda benim gözlemlediğim biraz daha yüzeysel olarak biraz daha bir daha yumuşak bir politika var gibi geliyor ama onu da siz en iyisini bilirsiniz. Birazdan bahsedersiniz. O dönem için çok sert bir yaklaşımmış çünkü. Evet. O ilk sorduğumun bir cevabı varsa onu alayım. Ben yani Türk hükümetinden destek hiç gördünüz mü? Şimdi Türk hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Yunanistan'a karşı yapabileceği şey Yunanistan iç işlerine karışamıyor. Hiçbir devlet diğer ülkenin Tabii. iç işlerine karışamaz. Ama burada başka bir nüans var burada. Türkiye Cumhuriyeti Lozan Antlaşması'nda taraf ve bizim garantörümüz. Garantör devlet. Garantör devlet. Ama tabii ki ilgi var. O zaman Türkiye Cumhuriyeti bütün hükümetlerinden Batı Trakya Türklerine karşı büyük bir ilgi var. Fakat bize yapılanlar vatandaşlık haklarını ilgilendirdiği için fazla müdahale şansı da olmuyor bence. Anladım. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti ne yapabilir o zamanlar? Avrupa nezdinde nereye müracaat edebilirse şu anda bahsediyorum Avrupa Konseyi atıyorum. Oraya bir Batı Trakya'daki Müslüman Türk halkına Yunan devleti tarafından bu baskılar yapılmaktadır. Şikayetçiyiz. Ha, o şekilde bir Yani müracaatlanacak. daha çok teorik anlamda yahut da başka şekilde diğer ülkeleri yanına alarak Yunanistan'a bir baskı unsuru diğer ülkelerle beraber Avrupa çerçevesinde bir baskı yapabilir. Ama Ama Avrupa'da bu konuda kimsenin Türkiye'nin yanında olacağını da sanmıyorum yani. Hani siz haklısınız deyip de misal bir Almanya işte Fransa gelsin Türkiye'ye hak versin de Yunanistan'a karşı böyle bir şikayette bulunuyorsun. şimdi İskeçe Türk Birliği'nden bahsettim değil mi kapatılmasına? Evet. İskeçe Türk Birliği kapatıldığı zaman İskeçe Türk Birliği yönetimi olarak önce Yunan iç hukuk mücadelesini veriyorsunuz. Yunan iç hukuk mücadelesi bittikten sonra ve sizin istediğiniz sonucu alınmadıktan sonra örneğin reddedildikten sonra ondan sonra Avrupa yolu açılıyor. Bunlar bitirilmiş, her şey bitirilmiş. İskeçe Türk Birliği bunu yapıyor. Avrupa'dan da Yunanistan hala şu anda da İskeçe Türk Birliği lehine çıkmış ve bu Türk Birliği'nin tekrar faaliyete geçmesi gerektiğini Avrupa Birliği biliyorsun yaptırım şeyi yok, tavsiye kararı alabiliyor. Doğru.
İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle bir karar var. Fakat Yunanistan hala zannedersem tazminat ödüyor bu konuda ve hala bunu kabul etmiyor. Yani tazminat ödemeyi göze alarak bunu hala kabul etmiyor. Yani bazı şeylerde böyle bilmiyorum nedense %100 demeyeyim de büyük bir kesimde Yunan toplumunun bir Türk alerjisi var. Neden peki? Bilmiyorum yani 500 kaç sene Osmanlı yönetimi altında kalmalarından dolayı bir hınç mı olabilir yahut da ama o zaman ben onların da çok adil bir şekilde Osmanlı'nın adaletini hepimiz biliyoruz. Çünkü eğer herhangi bir şekilde Osmanlı Devleti kendi içindeki azınlıkları yok etmeye çalışsaydı 600 senede kimse kalmazdı. Yani. Demek ki onlara da hoşgörüyle yaklaşılmış ki zamanında kalkıp 1821 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açıp Yunanistan istiklalini kavuşuyor. 1821 yılında Osmanlı Devleti'ne isyan edip Mora Yarımadası'ndan başlayıp yavaş yavaş ki 1900 Batrakya'nın Yunanistan'a ilhakı 1920 yılında oluyor. Ve burası herhangi bir silahlı savaş ortamında değil. Yunanistan'a ilhakı bir Fransızların zannedersem Yunanistan'a Batrakya'yı bırakmasıyla burada geçici bir Fransız Şarpey diye bir komutan var. Onların teslim etmesi sonucunda. Evet. Başka hikayeler var orada. Bizim burada cemaatler var. Cemaat dediğim dil tarikat anlamında. Evet. Buradaki vakıf yönetimi var. İşte onların da bir kararı var. Yani onlar öyle bir ikilemde bırakılıyor ki Bulgar mı Yunan mı? Bir de burada bilmiyorum biliyor musunuz? Dünya üzerinde 61 gün yaşayan ki biz onu radyoda işleyeceğiz. 1 Ağustos'ta kurulup 61 gün sonra Ekim mi oluyor? İşte Ekim başlarında lağvedilen ilk dünya üzerinde Batı Trakya Türk Cumhuriyeti. Burada kurulmuş. Tam onu soracaktım. Batı Trakya denince şunu sormak istiyorum. Bizim izleyenler genelde Avrupa'daki Türkler. Fakat şimdi bakıyorum yorumlara yavaş yavaş Türkiye'den de izleyenler var. Ve Türkiye'deki insanlar hakikaten de bu Batı Trakya nedir? Batı Trakya denilen yer nedir? Edirne'den öte Yunanistan sınırında bu Türkler ne yapıyor? Hakikaten birçok kişi bilmiyor. Çok önemli bir detay var. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok iken. Evet. Batı Trakya dünya üzerinde kurulan ilk Türkiye Cumhuriyeti, doğru mu? Evet. 1913 yılında. 1913 yılında kuruldu. Şimdi bu çok güzel bir detay. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan küçük de olsa bir cumhuriyet. Peki ne kadar Batı Trakya Cumhuriyeti Türk Cumhuriyeti olarak kaldı? 61 gün. 61 günlük bir şey var, öyküsü var. Bununla alakalı küçük bir araştırma yapmıştım. Kayıtlı olarak işte 8000 askeri varmış. Ne kadar 3700 tane silah mı ne varmış? Hani şeye kayıtlı yani. Öyle küçük bir birlik. Ve sonrasında kağıt üzerinde anlaşma yapılarak Yunanistan'a teslim ediliyor. Yunanistan tek bir top bile atmadan burayı evet. alıyor. Yunanistan tek bir top bile atmadan burayı evet. alıyor.